De ki şeytanın Allah'a sığınırım. Size tek bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz, yani sahibi zaman, sahibiniz, sahibi zaman İnşallah. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. De hiçbir delilik yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devirde deli diyorlar. Evet. Allah da diyor deli değil o diyor. Bütün peygamberler delilikle suçlanmıştır. Evet. Veliler, peygamberler, evet. Üstad Bediüzzaman. O yalnızca sizi şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır. Ya Allah diyor ki ben sizin azabınızla ne yapsın Allah diyor. Yani Allah azap peşinde değil Cenab-ı Allah. Ama yani insanlar çok epey bir bölümü çok egoist, bencil ve gaddar ve zalimler. Şimdi Allah o kadar çok nimet yaratıyor ki ya yani bir an düşün kim yarattı diyen yani bu aklı başında bir insan düşünmez mi? Mesela biz eve gitsek hazır bir sofra bulsak böyle nar gibi kızarmış pirinçler, tavuk falan her şey pişmiş. Ya merak etmez miyiz yani kim yaptı diye? Ya oturup direkt yer miyiz Bakan. Yani? Ya boş ev düşün bomboş ev geldik. Ya adam direkt yumuluyor, yiyor. Sormuyor da kemiğini falan böyle kürdanını şey çekip ıslık çalar çekip gidiyor. Yani bu çok kızdırıcı bir hareket değil mi? Zümrüne evet. Yebağını sormayın sağ olun. Tabii o zaman işte Allah boğazına tıkar onun. İnşallah. Bir dahaki sebebine vermez. Yani madem nimete karşı nankör, yani bir teşekkür etmekten acizse Allah sadece bir teşekkür etmeden istiyor. İnşallah. Şükretmeni. Evet. Şükür, teşekkür yani hamd evet. Etmek odur. Evet. Hamd edin diyor Allah. Şükredin, nimetimi artırayım diyor. Etmiyor. Yok diyor, da evrim yaptı bunu diyor. Evrim yaptı deyince ahirette onun karşılığını alacak işte. İnşallah. Evrimin nasıl, evriminden olacak bir insan nasıl olacağını Allah ona gösterecek. Yani o hayalindeki adamı. Evrimden oluşacak meyve nasıl olur? Su nasıl olur? Mesela yer altından su çıkacak, bak kaynar su. İnşallah. Kükürtlü evet. Kaynar su, onu evet. İçecekler. İnşallah. Çünkü yer altından normal su öyle çıkması lazım. Evet. Mama yok mu bunun altında? Evet. Su da var. Suyla mama birleşince onu kaynar su olur. Evet. Kükürt de var. Değil mi? Evet. Beraber. Onu içmesi lazım işte makul olan bu. Allah yer altından buz gibi nefis, çok keskin tatlı su çıkarıyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani kana kadar evet. İnsan içiyor. Maşallah. Mis gibi dünyanın her yerinde. Bir yeri kastan çıkıyor. Mesela artezyen nerede açsan çıkıyor aşağı yukarı dünyanın her yerinde. Suya şükretmeyen bu tarz su içecek. Mesela tipi adamın eli yüzü gayet düzgün. Evrimden oldu, tesadüfen oldu diyor. Allah ona işte onun nasıl olduğunu gösterecek. İnşallah. Burnu arkasında... Gözü göbeğinde, kulağı poposunda, yani öyle diyelim yani. İnşallah, evet. Değil mi? Evet. O zaman dünyanın ne olduğunu anlamış olacak. İnşallah. Mesela gözlerini görmesi bir nimet, Allah gözünü alıyor. Yani görme hissini alacak, geride sürünerek gidecekler gözü görmeden. İnşallah, evet.